sadece rekoru kıralım, ille rekoru kıracağız diye bir düşüncemiz yok. Asıl bundan sonrası bizim için önemli. Yani rekoru kırdık ama 13 maç, bu 14. maç oldu. Arada Gaziantep maçı var. Onunla beraber 14 maç oldu. Ama geri kalan 11 maç da bizim için çok önemli. Biz burada yine her maçı kazanmak için çıkacağız. Her maçı ayrı ayrı hazırlanacağız. Ayrı ayrı hepsinin hikayesi olacak bizim için. Yani rekoru kırdık, iş bitmedi. Asıl bundan sonra bizim için ana hedef şampiyonluk. Yani şampiyonluğa ulaşana kadar kazanmak zorundayız. Yani hepimizin tabii ki üzüntüleri oldu. Dışarıda hep aklımızda, hayatımızda, eve gittiğimizde her yerde bu olay aklımızda bir kere. Yani bu hepimizi bir bakımdan psikolojik olarak yordu. Ama oyuncularımdan ilk hafta tabii ki biraz daha zordu. İşte izin verdik tekrar hava değişikliği için aslında biz bir Antalya kampı yaptık 6 gün. Onun da bize olumlu faydası oldu. Oyuncuların da orada bir arada vakit geçirdi, antrenman yaptı. Ve bunun kampa İstanbul'dan ayrılmanın bize çok faydası olduğunu düşünüyorum bu anlamda. Ondan sonra bir herhangi bir sorun oyuncularla ilgili yaşamadık. Yani psikolojik anlamda oyuncuların yaşadığı bir şey yok. Bizim takımımızda yok, diğer takımlarda olabilir. Hatta Sam geldi biliyorsun Hatay Spor'dan. Yani onu da bir an önce takımı içerisine soktuk. Tekrar hayata dönmesini sağladık. Arkadaşlarını kaybetti. Orada depremi yaşayan biri. Genel olarak bununla ilgili bir sorun yaşamadık. Girmez ama demin de söyledim. Aslında yani kalemize net gol pozisyonu vermeden bitirdiğimiz bir karşılaşma oldu. Daha iyisini yapabilirdik. Ama oyun olarak yani hücum anlamında çok bugünden tam olarak memnun değilim ama ilk 20'nin içerisine girer. Yani rakiplerimize bir Ümraniye maçı oynadık. Mesela rakibimize hem gol attırdık hem net pozisyonlar verdik. Ama bugün bunun hiçbirini yaşamadık. Ankara Gücü maçı net pozisyonlar verdik. Onları kazandık. Onlar daha zor geçen maçlardı. Bugün golü attık. Daha sonra herhangi bir şans vermeden, rakibimize şans vermeden bitirdik. Ama genel olarak lig performansına baktığımızda daha iyisini yapacağız. Yani fiziksel olarak da şimdi Zaniolo tam hazır değil, onu bugün de net bir şekilde gördük. Belli bölümlerde zorlandığını gördük. Diğer oyuncularımız da aynı şekilde. Yani ilk maçın 90 dakikalık maç oynadı birçok oyuncumuz. Bir sonraki maç daha iyi olacaklarını düşünüyorum. Yani ilk hedefimiz şampiyonluk tabii ki. Yani şampiyonluğu yaşamak istiyoruz. Bunun mutluluğunu yaşamak istiyoruz. Ama dediğiniz gibi son 3 seneye baktığımızda yani 3 tane hoca, şampiyon hoca bir sonraki sene ayrıldı. Ben gerekli dersleri aldım yani inşallah şampiyon olursak ne yapıp yapmayacağımı daha iyi biliyorum. Birincisi tabii ki ilk hedefimiz bu seneyi tamamlamak. Hem Icardi ile hem Zaniolo ile birlikte. Zaniolo zaten bizim oyuncumuz. Icardi de gerçekten yani Galatasaray taraftarı için çok büyük önem taşıyor. Her türlü onun Galatasaray'a devam etmesini tabii ki çok isteriz. O da kendini buraya ait hissediyor ve burada çok mutlu. Mutlu olduğunu da net bir şekilde görüyoruz. İnşallah biz de beraber devam eder. Galatasaray şampiyon olur. Bu şampiyonlukta yine önemli rol oynar ve önümüzdeki sene de Galatasaray'da devam eder diye tabii ki umuyoruz. Onun dışında son hafta dediğiniz gibi şartlar oluşursa neden olmasın, oradaki şartları tabii ki şu anda yani bir futbol sahası başka bir şey net bir şekilde konuşmak zor. Ama destek için Galatasaray Kulübü olarak her şeye hazırız. Yani bu zamana kadar bu süreç içerisinde elimizden geleni yapmaya çalıştık. Bundan sonraki dönemde de destek için elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Gerçekten bölgeye çok uzun vadeli hepimizin yapacağı çok şey var. Çok büyük bir trajedi. Bu trajediyi unutmamamız gerekiyor. Desteğimizi oradan çekmememiz gerekiyor. Yani bir sene, iki sene, üç sene bu sadece geçtiğimiz bir ay içerisinde değil. Bundan sonraki dönemde de desteğimizin devam etmesi gerekiyor. Çok insanın canı yandı. Biz de tabii ki bundan dolayı çok üzgünüz. Ve oraya yapılabilecek, o bölgeye yapılabilecek her türlü organizasyon içerisinde varız. Yani şöyle söyleyeyim, aslında demin de söyledik, Kayseri maçı bizim kötü maçımızdı. Ama Alanya maçı oynadığımız en iyi maçtı. Orada büyük bir hakem hatası yaşadık biliyorsunuz. Ali Palabay'ın verdiği yanlış bir kırmızı kart. Aslında bizim için bir kırılma noktasıydı. O gün maç sonrası
futbol anlamında savaşacağımızı söyledik. Çünkü büyük bir haksızlığa uğramıştık. Bu daha sonra çok fazla konuşulmasa da uğradığımız haksızlıktan sonra savaş vereceğimizi, yine kalkıp ayağa iyi oyunumuzu sürdüreceğimizi söyledim. Çünkü gerçekten Alanya maçı ilk 20 dakika 2-0 oldu. Belki 6-0'a 7-0'a gidebilecek bir karşılaşmayken bir hakem hatasıyla farklı bir yere gelmişti. Ondan sonraki maç zaten son beraberliğimiz o maç. Ondan sonra kazanmaya devam ettik. Yani bizim için ana sorun tabii ki oyuncularımızın, bize tabii ki geç katılan oyuncular oldu. Aslında Icardi'nin çok geç takımın içerisine girdiğini burada görüyoruz. Katılan oyuncularımızın tabii ki takıma adaptasyonu, bir 11 oluşturmamız biraz süre aldı. Ama devamında kendine güvenen bir Galatasaray takımı, özellikle son Dünya Kupası öncesi Beşiktaş ve Başakşehir karşılaşmalarıyla bu güveni iyice tavana çeken ve Dünya Kupası sonrası da kazanmaya devam eden bir Galatasaray takımı var. Aynı güvenle devam etmek istiyoruz. Çalışıyoruz. Sezon başında çok çalışıyorduk. Şimdi de aynı şekilde çalışıyoruz. Oyuncularımızın profesyonellikleri gerçekten, insanlıkları, karakterleri, yani Galatasaray'a yakışır bir oyuncu grubu var. Futbola yakışır bir oyuncu grubu var. Ve Galatasaray oyuncuları oynadıkları oyunla da, futbolla da Türkiye'ye bu anlamda Türk futboluna destek olmaya, zevk vermeye çalışıyor. Bunu devam ettireceğiz. Tabii ki kazanmak istiyoruz ama kazanmanın yanında iyi oyunda istiyoruz. Bugün aslında maçın ilk yarısı zaman zaman hakemlere de işte oyun çok yavaşlıyor yani hep. Genel sıkıntımız, bugün ilk yarıda da bunu gördük. Yani özellikle deplasmana gelen takımlar oyunu çok yavaşlatıyor. Hakemler buna izin veriyor. Ve ilk yarının sonuna da bugün baktığımızda 2 dakika eklendi. Maçın sonu 13-14 demine bitti. Yani burada da enteresan dakika şeyleri var. Bu Riva'dan veriliyormuş kararlar. Yani o da belki sorgulanacak kararlardan biri. Hakeme diyoruz, neden 2 dakika uzattınız? Diyor, öyle karar verildi diyor. Yani Riva'dan öyle istiyorlar diyor. Yani o da futbolun enteresan yerlerinden biri. Onunla ilgili tam şeyi almadık. Çok önemli bir sakatlığı olacağını düşünmüyorum. Bir sonraki maça büyük ihtimalle hazır olacaktır. Onun yanında tabii ki önümüzde çok hafta var, uzun bir periyot var. Burada hiç durmadan çalışmamız gerekiyor. Kazanmaya devam etmemiz gerekiyor. Şampiyon olmamız için kazanmamız gerekiyor ve aynı ciddiyetle, aynı disiplinle devam etmemiz gerekiyor. Birincisi işimiz ciddiyet ve disiplin olacak. Yani şu anda bir şey kazanmış değiliz, öndeyiz. Daha önce de Fenerbahçe öndeydi, biz önlerine geçtik. O yüzden bu yarışta duran, yavaşlayan takımlar her zaman zorlanacak veya burada kaybetmeye yakın olacaktır. O yüzden durmaya, yavaşlamaya niyetimiz yok. İnşallah kazanarak devam etmek istiyoruz. Onun yanında da inşallah tabii ki önümüzdeki sene Şampiyonlar Ligi'ne katılmak, kim katılırsa Türkiye'den inşallah biz katılırız ama biraz daha zorlaşıyor. Ön eleme sayısı zorlaşıyor. Şampiyonlar Ligi biraz daha zor bir yol olacak Türk futbolu için. Bu sene içinde Avrupa'daki takımlarımıza başarılar diliyoruz ki tekrar Türkiye'yi ilk onun içine soksunlar ve Türkiye yine Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak bir sonraki senede katılabilsin. İyi akşamlar.